Estaûzu billâhi bismillâh. Ya eyyühellezîne âmenü istaînû bis sabri ve salâh. Ey iman edenler! Yine iman edenler. Allah'tan sabırla, namazla yardım isteyin. Allah'tan bir şey isteyeceksin mi? Sabret. Allah Celle Celle bela mı verdi? Musibet mi verdi? İlk önce sabredeceksin. Sabır çok önemli. Sabırın ilk anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Gerçek pehlivan güreşte rakibini deviren değil. Bela anında ilk geldiği zaman sabredendir. Hadi bakalım. Sabırla ve namazla. Başına bela mı geldi? İhtiyacın mı var? Sıkıntın mı var kardeşim? Allah'tan isteyeceksin ama sabredeceksin. Sonra namaz, hacet namazı. Sahabeler meselelerini namazdan sonraya bırakıyorlardı. Bir sıkıntısın var, bir derdin var. Namaz diyordu, namaz. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hava kararsa mescide koşuyordu, namaz kılıyordu ya. Hava karardı, kara bulutlar geldi. Acaba başımıza bela mı yağacak diye. Bugün bizim millet ne yapıyor? Selfie çekiyor havada. Yıldırım çekiyorum diyor. Gök gürültüsü çekiyorum diye güzel yağmur yağıyor. Aa ne güzel fırtına var diyor. Kaçsana mübarek adam, kaçsana başına düşecek. Göreceksin. Anladınız siz onu yani. Arkadaşlar bu işin eğlencesi, şakası, makarası, kukarası yok. Sabredeceksin. Rabbim Celle Celaluhu sana o sabrın karşılığını verecek. Ama namazla isteyeceksin. Namazla hakkıyla olacak. Hacet namazı 2 rekat. İlk rekatta Subhaneke, Fatiha, Kafirun. İkinci rekatta Fatiha, İhlas. Sonra Tahiyyat, Salli, Barik, Rabbena Tena, Rabbena Filli. Selamını ver. Aç ellerini. Ya Rabbi gönder. Gönder ya Rabbi. Çok konuştuk. Bir daha söylüyorum. Sahabenin evinde un yok, tuz yok. Onlar ne yaptı? Evinde tuz olmayan adam ne yapar ya? Onlar hemen namaza durdu. Un yok, un. Ne yaptı? Namaza durdu. Ya namaza duruyor ya. Başı ağrıyor, namaza duruyor. Dişi ağrıyor, namaza duruyor. Canı sıkılıyor, namaza duruyor. Sahabiler namazda dinleniyordu, namazda. Bizim bugün adam ne yapıyor? Çok yoruldum, namaz kılacak halim kalmadı. Sahabiler ne yapıyordu? Tarlada çalışıyordu. Ağır, sıcakta. Öğlen vakti geldiği zaman onlar o namazı kılıyordu ya. Bütün ağırlık gidiyordu. Oh mis. O namazı kılıyorlardı. O bütün yorgunluk, bütün ağırlık hepsi kalkıp gidiyordu. İşte al sana namaz. Al sana bereket, al sana huzur. Allah Celle Celle ne diyor? Namazla ve sabırla yardım etsin. Bir hadis okuyalım inşallah. Hazreti Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kıyamet günü siz toplandığınız zaman bu ümmetin fakirleri ve miskinleri nerededir diye ilan olunur. Ümmetin fakirleri ve miskinleri. Yani sabretmesi gereken kişiler, sabırla ve namazla yardım isteyen kişiler. Rabbinden ya Rabbi ben fakirim, benim durumum yok. Lakin bu benim imtihanımdır diyen adamlar. İlan edilecek. Bu ilan üzerine onlar ayağa kalkacaklar. Onlara siz hangi amelleri işlediniz denir. Onlar ey Rabbimiz sen bizi imtihana tabi tuttun. Biz sabrettik. Al sana. Sabrettik. Sen bizden başkalarına mal ve saltanat verdin derler. Allah Celle Celle diyor ki siz doğru söylediniz buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki onlar insanların avamından önce cennete girecektir. Hesabın şiddeti mal ve saltanat sahiplerine kalacaktır. Şiddetli hesap. Şiddetli azap zenginlere. Hangi zenginlere? Allah için para harcamayan. Allah için, din için bir lira vermeyen. O kadar parası var, o kadar malı var, imkanı var. Allah için hiçbir şey yapmıyor be kardeşim ya. İnsanda biraz utanma olur, biraz sıkılma olur be kardeşim ya. Ya bir 3 lira ver yok, 5 lira ver yok. Ya arkadaş mescidin ihtiyacı var yok. Camiye yardım yok, Allah versin. Allah versin diyor bir de. Bu laf adamı küfre götürür, küfre. Ne demek Allah versin ya? Git git Allah versin. Hareket de bu. Git Allah versin diyor. Bu ne ya? Müslüman hareketi mi bu? Bakın arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Sabredeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Allah'tan isteyeceğiz. Ayet sabırla ve namaza Allah'tan isteyin. Başın mı belada? Sıkıntın mı var? Sabret. Allah'tan iste ya Rabbi. Benim bir sıkıntım var. Benim geleceğim ilk kişi sensin ya Rabbi.
İlk zat sensin ya Rabbi. Senden istiyorum Allah'ım. Çünkü dertlerin dermanı olan Allah Celle Celaluhu. Derdi veren o. Sahabelerden biri hastalandı. Hasta yatak döşek yatıyor. Ziyaret ettiler, dediler ki mübarek yani bir doktora götürelim. Dedi ki doktorun kendisi zaten beni hasta etti. Allah Allah. Doktorun kendisi hasta etti. Hey Müslüman. Bugün biz ne yapıyoruz? En ufak şey ambulans. Baba ölüyor mu? Lan ne ölüyorsun? Bir dur be kardeşim ya. Hemen ölüyor. Adam mesaj atmış. Parmağı kanamış. Şu kadara iğne batmış. Şu kadar azıcık kan var. Hocam namaz kılabilir miyim diyor. Direkt kara camet edecek. Öldür kendini be kardeşim ya. Azıcık kan var ha. Küçücük kan var. Namaz kılsam olur mu diyor. Yok senden düştü diyeceksin yani. En ufak bir şeyde. Bacağım ağrıyor kılmasam olur mu? Gözüm ağrıyor kılmasam olur mu? Ne kadar kolay bir iş bu ya. İyi kılma bırak. Bundan sonra yuvarlan cehenneme doğru. Arkadaşlar şu kafa sallanıyorsa, kafa var ya kafa. Kafa sallanıyorsa namaz senden düşmüyor. Kafa oynamıyorsa namaz senden düşüyor. Bazı hocalar da söylüyor bunu. Onlar hoca değil de neyse. Çünkü göz kapağında namaz kılabilirsin. Ya göz kapağıyla namaz olur mu kardeşim ya? Kafayla. Kafa da oynamıyorsa namaz düşüyor. Kafa hareket ediyorsa kafayla kılacaksın. Göz kapağıyla olmaz. Ne lan keto gibi gezeceksin. Kaşın gözün ayrı olacak. Böyle namaz mı olur be kardeşim ya? Namaza hakkıyla kılacaksın kardeşim. Namaz Allah Allah. Allah Celle Celle. Namazda namaz diyor ya. 5 vakit namaz. Bir adam namaz kılmıyorsa günde 5 defa diyor ki Allah'ım diyor ben seni haşa ve kella takmıyorum diyor. Evet arkadaşlar laf ağır gelmesin. Niye ağır gelmesin? Sen bir adamı 5 defa çağırsan ve gelmese ne sen beni takmıyor musun lan derler değil mi arkadaşlar? Kaba tabiri bu kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Oğlum sen beni adam yerine koymuyor musun derler değil mi? He? Lan 5 defa çağırdın 5. Niye gelmedin kardeşim ya? Adam sana bir ana avrat söylemediği kalıyor değil mi? Peki Rabbin, yaratan, koruyan, kollayan, yediren, içiren, nefes veren, nefes. Şu nefesi bir kere alma bak nasıl düşüyor şu aşağı. Aşağı düşersin be. Nefes be. Tut bakayım nefesini. 3 dakika 4 dakika tut bakayım nasıl mosmor oluyorsun ya. Bir nefes görebiliyor musun? Oksijeni gören var mı? Bak gören yok. Ama işte göremediğimiz oksijen. Rabbim Celle Celle onu hayat kaynağı yapmış. Sebep yapmış. Su. İçmeden dur bakalım. Kaç gün dayanacaksın? Sebep. Rabbimizi tanıyacağız. Rabbimizi bileceğiz. Evet ne dedik? Ya eyyühellezine amenü ista'inu bis sabri ve salâ innallâhe ma'as sabirin. Evet arkadaşlar.